Hoş geldiniz çok değerli izleyicilerimiz. Getiri şampiyonu oldu resmen değişti güncel faiz oranları değerli izleyicilerimiz. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK verilerine göre son dönem en yüksek reel getiri mevduat hesaplarından geldi değerli izleyicilerimiz. Tekrar ediyorum. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK verilerine göre son dönem en yüksek reel getiri Mevduat hesaplarından geldi. Mart 2021'de en yüksek getiri sağlayan mevduat faiz oranlarını veren banka hangisi? İşte alternatif bank, ICBC, Deniz Bank, Halk Bank ve diğer tüm bankaların güncel banka faiz oranları değerli izleyicilerimiz. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanan yatırım araçlarının reel getiri oranları istatistiklerine göre Şubat 2021'de en yüksek aylık reel getiri tüketici fiyat endeksi tüfe ile indirgendiğinde %0.25 oranında mevduat faizinde bürüt yani değerli izleyicilerimiz gerçekleşirken Yurt içi üretici fiyat endeksi ile indirgendiğinde brüt mevduat faizi %0.06 oranında yatırımcısına kaybettirdi. Salgında oluşan dalgalı piyasada yatırım araçlarının getiri oranları da hızlıca değişiyor. Vatandaşlar bu nedenle 32 günlük vadeli mevduat hesaplarının faiz oranlarını merakla takip ediyor. Geçen yıla göre kamu mevduat bankalarının karın e, bankalarının karındaki düşüş karındaki düşüş %99.8'i buldu. Mevduat faiz oranları Merkez Bankası'nın son toplantılarında açıkladığı faiz kararları ile Mart ayında güncellendi. İşte değerli izleyicilerimiz bazı bankaların güncel faiz oranları. Odea Bank 32 günlük vadeli mevduat e, hesabı Mart faiz oranı %18. FIBA Banka 32 günlük vadeli mevduat hesabı Mart faiz oranı %18. Burgan Bank 32 günlük vadeli mevduat faiz Mart faiz oranı %18. En para 32 günlük vadeli mevduat hesabı Mart faiz oranı %14. Ziraat Bankası yine 32 günlük %15.5. İnege Bank 32 günlük vadeli mevduat hesabı Mart faiz oranı %18. Alternatif Bank 32 günlük vadeli mevduat hesabı Mart faiz oranı 17.75, ICBC 32 günlük vadeli mevduat hesabı Mart faiz oranı 16.5, Şekerbank yüzde 16, Anadolu Bank 15, Denizbank yüzde 17.5, Halkbank yüzde 16, HSBC Bank 15, İş Bankası 11.45 olarak gerçekleşti. E, bu konuda sizleri bilgilendirmiş olduk değerli izleyicilerimiz. Sizleri ilgilendiren önemli bilgi ve haberlere ulaşma adına kanalımız Atasever Haber Eğitim kanalına abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayınız. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve linkini arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın çok değerli izleyicilerimiz.